Merhaba arkadaşlar. Basit eşitsizlikler soru çözümü ile karşınızdayım. 5 kişinin kiloları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre bu 5 kişi arasında en hafif olan kişi kimdir? Şimdi Deniz Zuhal'den 5 kilo fazladır. Zuhal İlhan'dan 6 kilo azdır. İlhan Lena'dan 8 kilo fazladır. Aslı İlhan'dan 7 kilo azdır denilmiş. Şimdi Aslı ile başlayacak olursak bu durumda ben Aslı'nın kilosuna x dersem Aslı İlhan'dan 7 kilo az ise İlhan bu durumda x artı 7 kilo olur. İlhan Lena'dan 8 kilo fazla ise Lena bu durumda x eksi 1 olur. Zuhal İlhan'dan 6 kilo az ise Zuhal bu durumda x artı 1 olur. Deniz Zuhal'den 5 kilo fazla ise Deniz bu durumda x artı 6 kilo olur. Ve gördüğünüz gibi en düşük kiloya sahip Lena'dır. Cevabımız D şıkkı. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi K küçük L küçük M ifadesi var. L küçük N küçük P ifadesi var. Şimdi K küçük L ise L de küçük N ise benim burada tek emin olduğum şey K'nın N'den her koşulda küçük olduğudur. Cevabımız D şıkkı. Eşitsizliklerini ortak sağlayan değerler kümesi aşağıdaki hangi sayı doğrusunda taralı olarak doğru verilmiştir? Birinci eşitsizliğe baktığımızda 3 eksi x büyük x eksi 11 olduğunu görüyoruz. 11'i bu tarafa x'i bu tarafa attığımızda 2x küçük 14 olacak. x küçük 7 olacak. Bir diğerinde ise x artı 8 büyük 4 eksi x olduğunu görüyoruz. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda 2x büyük eksi 4 x büyük eksi 2 gelecek. x eksi 2'den büyük 7'den küçük herhangi bir eşitlik yok dolu olamaz içi cevabımız c şıkkı. Aşağıdaki sayı doğrusunda x, y, z ve t gerçel sayıları gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde z çarpı t ifadesinin t ifadesinden büyük olduğu söyleniyor. Şimdi z çarpı t ifadesi z gördüğünüz gibi 2 ile 3 arasında t ise 3 ile 4 arasında. Örneğin ben z'yi 2,2 alayım. T'yi de 3,3 alayım. Bunun çarpımı her zaman tabii ki 3,3'ten büyük olacak arkadaşlar. Çünkü iki tane e, ondalıklı da olsa birden büyük sayının çarpımından bahsediyoruz. Birincisi kesinlikle doğru olacak. Peki ikinciye bakalım. Y çarpı Z ifadesi Z'den büyüktür denilmiş. Bu ifade yanlış. Çünkü buradaki y ifadesi 0 ile 1 arasında. Yani birden fazla değil. Örneğin 0.8 olsun. Bizler z'yi 2.2 olarak kabul etmiştik. 0.8 ile 2.2'yi çarparsanız 2.2'den büyük bir şey elde etmezsiniz. Örneğin 10 ile 0.8'i çarparsanız 8 elde edersiniz. 10'dan daha düşük bir sayı elde edersiniz. İkinci öncülümüz yanlış x çarpı y ifadesi y'den büyüktür demiş. Tabii ki yanlış. Çünkü buradaki x negatif, y pozitif. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayı çarparsam negatif bir sayı elde ederim. Ve negatif sayı pozitif sayıdan asla büyük olamaz. Cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkı. X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere bu eşitsizliğin sağlanabilmesi için X, Y, Z değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine şıklardan gideceğimiz bir soru. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Burada X'i 3 aldığımızda 3 büyük olacak. X çarpı Y. 3 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 2'den o da büyük olacak 0'dan. O da büyük olacak x çarpı z'den yani 3 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 3'ten Sağlayan tek şık eşitsizliğin yönünü doğru sağlayan tek şık denizli şıkkı. Bu eşitsizliğin çözüm kümesinde yukarıdaki kümelere ait en az bir eleman bulunur. Hangi kümelere ait? Şimdi önce payda eşitlemekle başlamak zorundayız yorum yapabilmek için. Birinci kısımdan 5x bölü 20. ikincisinden ise 4x bölü 20 küçük 1 bölü 20 gelecek. Yani 5 xten 4 x'i çıkarırsak x bölü 20 eğer 1 bölü 20'den küçükse x küçük 1 gelecek. Şimdi burada tabii ki negatif tam sayılardan en az bir tane eleman bulunabilir. Doğal sayılardan da bulunabilir. Çünkü x eşittir 0 bir doğal sayıdır ve 0 birden küçüktür. Fakat pozitif tam sayılar bulunamaz. Pozitif tam sayılar birden başlar arkadaşlar. Burada herhangi bir eşitlik yok. 1 ve 2 olacak cevabımız D şıkkı. X ve Y gerçel sayıları aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? x ve y pozitif birer tam sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi y kare her zaman x çarpı y'den büyüktür. İsterseniz x'e 2 deyin, y'ye 3 deyin. Deneyin. Yani hepsinde olacağını göreceksiniz. Fakat zaten y'nin rakamsal yani sayı değeri x'ten büyük olduğu için karesi de bu ikisinin çarpımından büyük olacak. Burada deneyerek gösterelim. 9 büyük 2 çarpı 3'ten yani 6'dan birinci öncül her zaman kesinlikle doğrudur. İkincisinde ise tam tersi x sayısal olarak y'den daha düşük olduğu için karesi çarpımdan asla büyük asla küçük her zaman küçük olacak. Konuşamadım az önce. Burada yine 2'nin karesi 4'tür. 4 her zaman 6'dan küçüktür. Fakat 3.'e baktığımızda x kare eksi y kare artı x'ye değerinin sıfırdan küçük olduğu söylenmiş. Burada ben eğer x'i 2 yine her zamanki gibi y'yi 3 seçersem sıfırdan küçük olmadığını görüyoruz. x kare 4 y kare 9 x çarpı y 6 küçük 0 gelecek. Buradan 1 gelir arkadaşlar. 1 küçük ifadesi 1 küçük 0 ifadesi yanlış bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 2 olacak D şıkkı. A eksi B küçük A çarpı B küçük sıfır eşitsizliğini sağlayan A ve B gerçel sayıları için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olur? Bir kere biz şunu biliyoruz. A eksi B ifadesi sıfırdan küçük. A çarpı B ifadesi de sıfırdan küçük. Yani şunu ele aldığımızda A küçük B olduğunu görüyoruz. A çarpı B eğer sıfırdan küçükse o zaman şu kesin A dediğimiz şey negatif bir sayı B dediğimiz şey de pozitif bir sayı. Şimdi baktığımda A kare büyük A çarpı B ifadesi tabii ki doğru olacak. Çünkü negatif bir sayının karesi pozitiflik getirirken negatif çarpı pozitif bizlere negatiflik getirecek ve birinci öncülümüz doğru olacak. A çarpı B ifadesi dediğimiz gibi negatif bir sayıya eşit olur. Burada B pozitif olduğu için yine küçük olacak. B bölü A ifadesi arkadaşlar. B pozitif, A negatifken. B pozitif olduğu için pozitif bölü negatiften negatif. Yine burası da pozitif olduğu için bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı. X, Y, Z gerçel sayıları için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz. X küçük Z eksi X o da küçük 0 diyor. Yani Z eksi X küçük 0 ise Z'nin X'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Yine Z küçük X küçük 0 olur bu durumda. O kısma kadar bir yapalım x sıfırdan küçük, z de sıfır x'ten küçükse z küçük x küçük sıfır olur. Peki bir de şu var. Y artı z ifadesinin sıfırdan büyük olduğu söyleniyor. Ve z burada sıfırdan küçük. O zaman kesinlikle y sıfırdan büyüktür. Benim de yorum yapabileceğim arkadaşlar. Y büyük sıfır. Z küçük sıfır. Ve tabii ki x çarpı y ifadesi de yine sıfırdan küçük. Çünkü burada x'in sıfırdan küçük, burada da y'nin sıfırdan büyük olduğunu söylemiştik. Negatifle pozitifin çarpımı negatiftir. Cevap 1, 2, 3 olacak e şıkkı. x, y, reel sayılardır. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi önce eşitsizliği aynı yönlü hale getiriyorum. x artı y büyük 0, y artı z büyük 0 0 büyük x artı z yapıyorum. Şimdi ben bunları taraf tarafa topladığımda x artı 2y artı z ifadesinin x artı z'den büyük olduğunu görüyorum. x'ler ve z'ler gittiğinde 2y ifadesi sıfırdan büyükse y sıfırdan büyüktür. Benim yorum yapabileceğim tek kısımda burasıdır. Cevabımız bu yüzden B şıkkı. X, Y, Z, T gerçel sayıları için yukarıdaki eşitsizlikler sağlanmaktadır. Buna göre eşitsizliklerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi baktığımda Y pozitif, X negatif onları bir yazalım. Y pozitif, X negatif. Aynı şekilde T pozitif, Z'nin negatif olduğunu görüyoruz. Şimdi x negatif burada. Negatif ile y eksi z'yi çarpmışım arkadaşlar. Y eksi z demek bakın bunu artı 3 diye kabul edin. Bunu da eksi 5 diye kabul edin. Y eksi z diyor. Yani 3 eksi eksi 5 diyor. Yani 8 geliyor. Her koşulda pozitif bir sayı gelir. Bu kısma dikkat edin. Pozitif ve negatifin çarpımı tabii ki sıfırdan küçük olur. Peki ikinciye bakalım. Y değerimiz bizim pozitif. Z eksi x değerimiz. Z zaten negatif. X de negatif. Doğal olarak ikisinin çarpımı, şey farkı burada negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Yani her ikisi negatifse dikkat edeceksiniz. Çünkü ben z eşittir eksi 1, x eşittir eksi 3 için bunu düşünürsem z eksi x değeri eksi 1 eksi eksi 3'ten eksi 1 artı 3'ten 2 yani pozitif gelir. Fakat ben aynı şeyi z eşittir eksi 5 x eşittir eksi 3 için düşünürsem eksi 5 eksi eksi 3'ten eksi 5 artı 3'ten eksi 2 geldi. Yani burası pozitif de olabilir negatif de olabilir. O yüzden sıfırdan ile ilgili yorum yapamayacağım. Üçüncü öncüle bakalım. Z çarpı. Şimdi Z burada negatif. X eksi T. Şimdi X burada negatif. T ise pozitif. Çıkarttığınızda tabii ki negatif bir sayı elde edeceksiniz. Ve bunların çarpımı da sizlere pozitif verecek. Cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkı. X, Y, Z ve M gerçel sayıları için X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi X çarpı Y artı Z ifadesinin sıfır olabilmesi için bir tarafın negatif, diğer tarafın pozitif ya da bu tarafın pozitif, diğer tarafın negatif olması lazım. Sonuçta ben eksi 3 ile artı 3'ü ya da artı 3 ile eksi 3'ü toplarsam ancak sıfıra erişebilirim. Peki bu durumda o zaman şunu diyoruz. Birincisi eğer x negatif y pozitif ise bir diğeri ise y negatif x pozitif ise o zaman iki durumu da bir inceleyelim. Şimdi eğer x negatif y pozitif ise dedik bakın burada x'i negatif aldık. Burada x'i negatif aldık. Burada y'yi pozitif aldık. Bu durumda m'nin pozitif olması lazım. Peki burada M pozitif ise bu durumda Z'nin negatif olması lazım. Peki bir de ikinciye bakalım. Dedik ki X eğer pozitif, Y eğer negatifse yani tam tersini aldık bu sefer. X eğer pozitif, Y eğer negatifse burada M'in kesinlikle negatif olması lazım. M burada negatifse Z'nin bu durumda Pozitif olması lazım. Şimdi birinci öncüle baktığımızda x çarpı y değeri buradan negatif geldi. Ben bunu bir de z ile yani negatif bir sayı ile topladığımda asla sıfırı elde etmem. O yüzden birincisi yanlış oldu. Fakat ikincisine bakarsam x çarpı y buradan negatif geldi. Ben bunu pozitif bir sayıyla ile toplarsam sıfırı elde edebilirim arkadaşlar. Bu yüzden x pozitif, y negatif, z ise pozitif olmak zorunda. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A kare küçük a ise zaten bu bir kural olarak veriliyor. A sıfır ile bir arasındadır. Kesin olan tek şey budur burada. Çünkü Örneğin 1 bölü 2'nin karesini aldığımızda 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Ve 1 bölü 4'ün 1 bölü 2'den küçük olduğunu biliyoruz. A kare küçük A ifadesinde A her zaman 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Sonuçta pozitif. Pozitif bir sayıyla da B'yi çarptığımda eğer negatif oluyorsa B de kesinlikle sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Ben burada C ile ilgili yorum yapamam. Yani burada A pozitif, B negatif. Tamam burası negatif. Burada işte B negatif fakat C ile ilgili negatif de olabilir bazı değerlere göre. Pozitif de olabilir. Benim burada emin olduğum tek şey A şıkkı. Çünkü ben A değeri ile B'yi çarptığımda negatif bir sayı elde edeceğim. Bu da diğer negatif sayıdan küçük olacak. Çünkü tekrar söylüyorum 0 ile 1 arasında. Sizler 10 ile 0.8'i çarparsanız 8 elde edersiniz. Ya da eksi 10 ile çarptığınızda eksi 8 elde edersiniz arkadaşlar. Sayı daha da küçülecek. Cevap E şıkkı x gerçel sayısı için eksi 5 küçük 2x küçük 9 olduğuna göre 4 eksi x ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi biz bunu 4 eksi x değil de eksi x artı 4 olarak yazalım ve eksi x artı 4'ü elde etmeye çalışalım. Şimdi önce her iki tarafı arkadaşlar negatif ile çarpıyorum. Yani eksi 9 küçük eksi 2x küçük 5'e dönüşüyor. Negatif sayı ile çarptığınızda işaretiniz yön değiştirir. Lütfen unutmayın. Ya da buradakiler yer değiştirir. Eksi 9'u diğer tarafa alırsınız. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölelim. Eksi 9 bölü 2 küçük, eksi x küçük, 5 bölü 2'ye dönüştüm. Şimdi her tarafa 4 ekleyelim. Bu kısma 4 eklediğinizde eksi 1 bölü 2 olur. Eksi x artı 4 olur. Bu tarafa 4 eklediğimizde de 13 bölü 2 olur. Bu arada tam sayı değeri olarak 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 vardır. Bunların toplamı da bizlere 21'i verir. Cevabımız B şıkkı. A küçük, B küçük, 0 küçük, C olduğuna göre yukarıdaki eşitsizliklerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi A küçük, B küçük, 0 demiş. O da küçük, C demiş. B artı C küçük, 0 demiş. Hayır. Siz burada B'yi eksi 2, C'yi de 5 seçerseniz Eksi 2 artı 5 küçük 0 olmaz. Yani birinci öncülümüz gitti. Bunları böyle kısaca değer vererek de daha hızlı görebilirsiniz. A çarpı B çarpı C tabii ki sıfırdan büyük. Çünkü negatif negatif pozitif benim sayılarım. Negatifle negatifi çarptığımda pozitif gelecek. E bu zaten pozitif. O zaman ikincisi kesinlikle doğru diyebiliriz. A çarpı C küçük B çarpı C demiş. Şimdi A rakamsal olarak daha büyük. Yine isterseniz burada değer verebilirsiniz. Eksi 3 eksi 2 ve atıyorum 5 verin. Bakın A ile C'yi çarptığınızda eksi 15. B ile C'yi çarptığınızda eksi 10 elde edersiniz ve bu doğrudur. Çünkü burada A rakamsal olarak daha küçük, daha büyük olduğu için gittikçe küçülen bir ifadeye neden olacak. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Basit eşitsizlikler test 2'de görüşmek üzere.